Mustafa! Mustafa yapma. Leyla bacım masum. Muhbir. Bırak silahı. Gebertelim bunları burada. Bitirelim işlerini. Evet, bitirelim. Şşş. Yavaş. Farah bizden. Ona zarar vermeyin. Bahran'ı gördün mü? Görmedim Mustafa. Sesi tanıdık falan gelmedi yani. Ben de iki gündür kafam kaldı be kardeşim. Amaçları hedef şaşırtmak olabilir. Haklısın. Leyla Hanım, hastamız. Sayesinde elimizdesin. Çerkez Hasan'ın yeğeni. Ne bu? Kerpeten. Tırnak söktüm bununla ben, tırnak. Yalvardı bana. Yapma dedi. Yapma, yalvardı. Aynı dayısı, bak 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 bak. Aynı dayısı. Seni de bağırtacağım. Delip. Verdiğiniz ilaç işe yaradı. Sayenizde. Hasta gözlerini açtı. Estağfurullah. Gayret bizden, şifa Allah'tan. Hocam sayenizde. Sizden çok şey öğreniyoruz. O tıp kitabında bu vakanın benzerini bulmasaydınız hastanın kurtulma şansı yoktu. Kaderin
Kadı Gıyasettin babanın dediği gibi Mustafa. Gerçekler er geç ortaya çıkar. Bana tuzak kurdunuz. Bunun hesabını vereceksiniz. Hesabını vereceksiniz burada. Para. Para. Ben kimim? Kimsin? Sana Çerkezler anlatmadılar mı? Çerkezler, Çerkez kardeşler. Fethi Paşa ben. Fethi Paşa. Fethi Paşa kim? Fethi Paşa benim ya. Kimse senin burada olduğunu bilmiyor ki. Muhbirlik yaptıktan sonra herkes senin kardeşler çetesine katıldığını zannediyor. Rahat ol ya, baş başayız. Sen, ben, ikimiz baş başayız. Tadını çıkar ya. Sen, ben, ikimiz. Farah'ı ayrı hapishaneye koydunuz değil mi? Onun bir muhbir gibi gözükmesi şart. Koyduk paşam, merak etmeyin. Peki ya Mustafa? Mustafa orada yoktu paşam. Ya Ali? O da kaçtı. Mustafa'nın karısı tabip. Ali gizlice oraya gitmiş olabilir. Derhal hastaneye asker yollayın. Baş üstüne paşam. Padişah bu işe müdahale etmeden bizim bunları bitirmemiz şart. Bitiririz paşam. Elimizde koz var. Nedir? Mustafalar gayri kanuni hapishane kurmuşlar. Yani adamlar hiçbir yetkileri olmadığı halde eşkıya gibi adam tutuklayıp gizli saklı zindanlarda sorgu mu yapıyorlar? Evet paşam. Büyük suç. Padişah buradan yükleneceğiz. Askerler Mustafa'nın sorgu yaptıkları yere baskın yapmışlar sultanım. Biliyorum pirim. Galibi tutuklamışlar. Duyduğum kadarıyla bu baskının arkasında Farah varmış sultanım. Bu bilgiye daha temkinli yaklaşmakta fayda var pirim. Haklısınız sultanım. Bu safhadan sonra ne yapacağız? Kuvvetle muhtemel paşalar benim yanıma gelecekler ve Mustafa üzerinden bana baskı yapmaya çalışacaklar. Neyle suçlayacaklar? Eğer tahmin ettiğim sebebi öne sürerlerse onların vay hallerine. Duydum ki gizli hücrelere baskın yaptırmışsın Miloş. Kulağın keskin Akbar. Mustafa ve Ali de kurtulmuş. Talihliler. Ve Leyla'yı töhmetten kurtarmışsın. Evet, öyle yaptım. Zekice, bravo. Tebrik ederim. Tabii bir babanın evladını kurtarmak için yaptığı her şeye saygı duyuyorum ben Miloş. Ama keşke böyle kararlar vermeden önce bana danışsaydın da ben de sağdan soldan duymasaydım. Sana haber verecek vaktim yoktu. Neyse. Sen şimdi bir taşla iki kuş vurduğunu düşünüyorsun öyle mi? Hayır. İki kuş değil, üç kuş. Farah ve Galip'i yakaladık, bu bir. Çırağan baskırında yakalanan amatörlerini kurtardık. Bu iki, padişaha karşı Rüştü Paşa'nın eline büyük bir koz verdik. Bu da üç. Bravo. Bravo. Şimdi Rüştü Paşa'nın takımı padişaha buradan saldıracaklar ve geriletecekler. He? Bu bir ihtimal Akbar. Bu padişahı çok hafife alıyorsunuz Miloş.
Bu paşaların hepsini ezer o. Hafife alıyorum ben. Aha. Üstelik bu padişah. Hafife almak senin tarzın Akbar. Amerikan tarzı. İstersen gel seninle hedeflerimiz için bir mutabakata varalım. He? Varalım Akbar. Ama önce şu avın keyfini yaşayalım. Birkaç tavşan avlayalım, ha, ne dersin? Tavşan mı avlamak istiyorsun Akbar? Domuz avlayalım. Bir mi sence de? Vallahi bütün oklar onu gösteriyor Mustafa. Kıpırdı mı? At o bıçağı Ali. Padişahın emriyle sizi götürmeye geldik. İndir bıçağını Ali. Ali abi, ne oluyor? İndir. Efendi Akbar, ortaya koyduğun hedefler gayet doğru hedefler. Lakin bu hedeflere ulaşabilmek için kişisel hesaplarımızı bir yana bırakmalıyız. Haklısın Miloş. Kişisel meselelerimizi bir kenara bırakalım. O halde Leyla hemen Mustafa'yı öldürsün. Böylece Leyla Mustafa'ya olan aşkından kurtulacak. Biz de padişahın hususi teşkilatının reisinden. Ben emir verdiğimde yapacak. Yapmıyor Miloş. Ben emir verdiğimde yapacak. Yapmıyor. Kızım Mustafa'ya öyle aşık olmuş ki. Yapamıyor. Senin karının Ali'ye aşık olduğu gibi. Karımı bu işe karıştırma Miloş. Karını ben değil, sen karıştırdın Akbar. Bak Miloş, kızın ya Mustafa'yı öldürür ya da ben kızını öldürürüm. Karar senin. Gidiyoruz asker. Nereye gidiyoruz lan? Ali. Sakin. Sultanım, size mühim bir bilgi vermek için geldik. Nedir? Mustafa ve Bıçak Ali kanun dışı zindan kurmuşlar. Buraya bazı masum vatandaşları tıkıp işkence etmişler. Ya. Nasıl anladınız? Bir ihbar üzerine zindana baskın yaptık sultanım. Sonra?
Baskın neticesinde Çerkez Hasan'ın yeğeni Galip'i yakaladık. Bıçak Ali kaçtı. Rumus Stavridis, Hüsnü ve Mehmet Emin Beyleri kurtardık. Kurtardınız. Bu durumda Mustafa ve adamlarının kanun dışı hareket ettikleri ispat edilmiş oldu Sultan. Ya, demek öyle. Bu kanun dışı durum nedir? Hiçbir yetkileri olmadığı halde masum vatandaşları gayri kanuni içeri tıkmak ve işkence etmek. Yaver! Siz Mustafa ile Ali'nin o adamları neden derdest ettiğini gerçekten biliyor musunuz? Bize suçsuz olduklarını söylediler. Siz de onların izahatına inanıp Mustafa'ları suçladınız ve onları saldınız, öyle mi? Onlar biraderimiz Murat'ı saraydan kaçırıp padişah ilan etmeye kalktılar. Ama... Paşa! Biraderimizi Çırağan Sarayı'ndan kaçırmak mıdır kanun dışı olan, yoksa buna mani olmak mı? Paşa, yoksa siz de o hainlerin yanında mısınız? Haşa Sultan. O halde ne hakla Mustafa ile Ali'yi kanun dışı iş yapmakla itham edersiniz? Bundan sonra Mustafa'ya da Ali'ye de ilişmeyeceksiniz. Ben ikisinin de vatanseverliğinden ve devlete Ali'ye olan bağlılığından eminim. Bu arada Çerkez Hasan'ın yeğeni Galip'i derhal hapisten çıkarın. Baş üstüne Sultan. Hocamız Mustafa ve arkadaşı Ali'yi arıyoruz. Padişah Efendimizin emriyle saraya çağrıldılar. Şu an Padişah Efendimizin yanında olmalılar. Eğer tutuklamak niyetindeyseniz orada yapabilirsiniz komutan. Baskından sonra hastaneye gideceğinizi tahmin ettim. Hemen oraya itimatlı bir takım gönderip kimse anlamasın diye
derdest edin emri verdim. Sultanım. Ben tahmin etmiştim de Ali biraz gerildi. Ali kardeşimizi tutuklamak tehlikeli iş. Farah hakkında duyduklarım doğru mu Mustafa? Öyle gözüküyor sultanım. Peki nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ama her neredeyse onu bulacağım. Leyla, Mustafa er geç anlayacak senin muhbir olduğunu. Ve sen bunun hesabını vereceksin. Cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Ne? Kim yaptı? Kardeşlik Teşkilatı'nın katilleri. Ali. Ne desem boş. Üzül tabii. Ciğerin yansın. Lakin bunu yapanları tek tek bulup kemiklerini kıracağız. Müsaadeniz var mı sultanım? Müsaade sizin. Müsaadenizle. Leyla emir almışken Mustafa'yı öldürmüyor. Tahta çıkan sultan delirmişken Leyla Mithat Paşa'ya gidip Abdülhamid'in sağ olduğunu bildiriyor ve tahta çıkmasını sağlıyor. Ve bu meclis Leyla'ya ölüm cezası verip infaz edemiyor. Neden peki Efendi Cemil? Sence neden? He? Çünkü Leyla Miloş'un kızı. Büyük zaaf. İhtiyarın bu zaafı bana olan öfkesiyle birleşti. Leyla'yı benim gazabımdan kurtarmak istiyor. Sence Miloş bu durumda ne yapar Efendi Cemil? Onun ne yapacağını önceden kestirmek çok zor Efendi Akbar. Hiç zor değil Efendi Cemil. Hiç zor değil. Miloş bu durumda beni ortadan kaldırmak için, yok etmek için açık hedef yapar. Galip. Çıkıyorsun Galip. Çıkıyorsun Galip, bitti. Hadi. Hadi. Gidiyorsun. Aramızdaki husumet de bitsin artık tabii. Şakaydı onlar hep. Latife yaptım canım. Sen tak şu kelepçeleri de ne olur ne olmaz Allah muhafaza. Bu şakadan da anlamıyor. Gül, gül. Gidiyorsun.
papatyam, melek kanatlım, Tat Hanım Efendi Hazretleri. Bekir Efendi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana Allah'a hamdolsun. Masum olduğunuzu vallahi de billahi de biliyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz tıraş mı oldunuz Bekir Efendi? Sizin şerefinize. Bir sinek kaydı oldum. Beğendiniz mi? Yani güzel olmuş. Ben pek anlamam öyle tıraş filan ama hani yakışmış. Papatyalar. Ay Bekir Efendi. Papatyaların en sevdiğim çiçek olduğunu nereden bildiniz? Size layık değil ama kendi ellerimle Kasımpaşa sırtlarından topladım. Çok sağ olasın. Bana sağ olun mu dediniz? Dedim. İlk defa ağzınızdan bana sağ olun kelimesi çıktı. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok narinsiniz, çok naziksiniz. Artık ölseniz de gam yemem. Gözüm açık gitmez. Şey, pardon, ölsem de gam yemem. Gözüm açık gitmez. Çok pardon, çok özür diliyorum. Yani tıraş olmuşsun. Bana papatya getirmişsin. Ama eşkıyayı öldürmemişsin Bekir Efendi. Ben çok yorgunum. Seninle uğraşamam Bekir Efendi. Eşkıya. Eşkıya. Ulan melek kanatlı. Senin için içimdeki eşkıyayı da öldürürüm be. Öldürürüm be. Bu mektubu Ali'nin okumasını sağla padre. Başüstünüz efendim. Bu gece senden kurtuluyorum Akbar. Miloş bana Süreyya üzerinden saldıracak. Ama bilmiyor ki ben onun gibi değilim. Gerekirse her şeyden vazgeçebilirim. Gerekirse aşkımdan, Süreyya'dan bile vazgeçebilirim. Dadı. Neden muhbir olduğunu söyledin? Söyledim çünkü benim biricik sevgili kızım suçsuz yere tutuklanacaktı. Estağfurullah. Ya çocuk oyuncağı mı bu dadı? Yemek yemeyecek misin? Yemeyeceğim Leyla. Oysa en sevdiğin yemeklerden yaptık. Hayırlı geceler. Kızım. Acele etme. Yarın yer. Hadi git sen de yat. Yorgunsun. Korkma Farah. Sana yardım etmeye geldim. Ne istiyorsun benden?
Artık Mustafa'yı unut. O senin bir hain olduğunu düşünüyor. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemediğimi biliyorsun. Ali ve Galip de senin bir hain olduğunu duydu. Senin yüzünden. Senin oyunların yüzünden. Akıllı ol Farah. Ay senin gözünü kör etmiş. Aç gözünü. Akıllı ol. Yaptığın onca şeyden sonra hiçbir zaman sana inanmayacak. Hep şüphe duyacak. Her vukuatta içeri alınan sabıkalılar gibi. Böyle yaşanmaz Farah. Eski yuvana, evine dön. Senin yerin benim yanım Farah. İyi. Mustafa seni sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor Farah. Niye burada olduğunu biliyor musun? Mustafa kalmanı istediği için. Mustafa'yı aklından çıkar. Onlar seni öldürmek istiyorlar. Seni ölümden ancak ben kurtarabilirim Farah. Yalan söylüyorsun. Bunları duymak istemiyorum. Yalan söylüyorsun. Yaklaşma bana. Mustafa bana ulaşabilmek için senin aşkını kullandı Farah. Allah'ım. Karımla doğmamış çocuğumun ölümüne sebep oldum ben. Elime fırsat geçti. Ama nasıl öldürürdüm Mustafa'mı? Nasıl kıyardım ona? Allah'ım. Allah'ım dayanamıyorum. Sen bana sabır ver ya Rabbi. Vardan yok eden, yoktan var eden sensin. Derdi veren de, derman olan da sensin. Ya benim derdime bir derman ver. Ya da beni de yanına al Allah'ım. Aşık olduğun adama şans verdim Süreyya. Mustafa'yı öldür. Karını ve çocuğunu kurtar dedim. Ben senin için ölümü göze almışken, senin için dünyayı yakacakken o ne yaptı? Mustafa'yı seçti. Görüyor musun Süreyya, seni ne kadar sevdiğini? Ha? Görüyor musun çocuğunu ne kadar sevdiğini? Vazgeç ondan Süreyya. Vazgeç. Vazgeç, yeni bir hayata başlayalım. Ondan vazgeçmezsen... ya seni... ya da onu öldüreceğim.
Ya da beni de yanına al Allah'ım. Ali. Ne oldu Ali? Neyin var? Karımla çocuğumun ölümüne sebep oldum hocam. Sen yapmazsın böyle şey Ali. Yaptım hocam, yaptım. Anlat Ali, anlat. Dök içini. Ve çocuğun hala hayattalar. Çünkü Edmund Sultan ya da diğer adıyla Akbar Eyham, Süreyya'nın eski kocası ve ona hala aşık. Süreyya onu hiç sevmedi. Gördüğü andan itibaren sadece seni sevdi. Akbar bunu biliyor. Öfkesi bu yüzden. Ama Süreyya'ya olan aşkı yüzünden hala onu öldüremedi. Vaktin var. İkisini de kurtarabilirsin. Hem karını hem yavrunu. Akbar'ın saklandığı yer... Bak hoca efendi, yaşıyorlarmış ikisi de. Çok sevindim, çok şükür. Allah'ım! Sana şükürler olsun ya Rabbi. Şükürler olsun. Ne olur artık o kadını unut Mustafa. Ben seni seviyorum. Çok seviyorum. Senden bir çocuğum olsun istiyorum. Geçmişi geçmişte bırakalım. Yeni bir hayata başlayalım. Mutluluk bizim de hakkımız. Bu Ali'ye verdin mi? Evet Hüce Efendi. Güzel. Peki ya siz efendim? Siz Farah'la konuştunuz mu? Ne dedi? Şu anda Farah'ın ne dediğinin bir önemi yok. Farah, yakında bizim ne olacak Padre? Kendi isteğiyle tekrar bizim tarafımıza geçecek. Bak göreceksin. Ali amirim. Mustafa evde mi? Evet.
Mustafa! Mustafa'm, Süreyya'm yaşıyor, yerini buldum. Ne? Süreyya'm mı? Çocuğum yaşıyor Mustafa. Ali, tuzak olmasın bu? Evet, tuzak olabilir. Mustafa'm, ya değilse be kardeşim? Tuzaktır Ali abi, gitmeyin. Mustafa. Gereken tedbirler alındı mı Cemil? Alındı efendi Akbar. Binanın önünü boşalttırdım. Çatılara da keskin nişancılar yerleştirdim. Güzel. Geleceklerinden emin misiniz efendi Akbar? Eminim. Duydun mu Süreyya'm? Bu akşam Ali buraya gelirse ne yazık ki yanında ölmüş olacak. Muhteşem bir plan hazırladınız. Eğer tuzak kuracaklarsa keskin nişancıları çatılara koyacaklardır. Depo yıllardır kullanılmıyor. Süreyya ablayı dipteki odalardan birinde tutma ihtimalleri kuvvetli. Dışarısı da tuzak kurmak için oldukça uygun. Yani amirim, kısacası bizim buraya girmemiz imkansız. Ne demek lan imkansız? Arnavut, dalar gireriz. Amirim, girmesine gireriz de sağa girebilir miyiz mesele o. Bir yolu var. Ney Mustafa'm? Hatırladığım kadarıyla tütün fabrikasının altında gizli tüneller var. Eğer oradan girersek zarar görmemiş oluruz. İyi fikir Mustafa'm. Deneyelim kardeşim. Ama öncesinde Rüştü Paşa'ya bir haber yollamamız gerek. Rüştü Paşa'ya haber mi yollayacağız? Rüştü Paşa'yla ne işimiz olur ki bizim be Mustafa'm? Anlatacağım Ali. Anlatacağım. Bu görev sana kaldı Ahmet. Baş üstün amirim. Evvela tertibimizi iyice gözden geçirelim. Akbar ya da Mustafa ile Ali. Bu gece bazılarınız ölecek. Thank you.
Topçu bölüğü 3 alay 2 takımdan mülazım sana Ahmet. Evet. Komutanım, size bir ihbarda bulunacağım. Çabuk Redif Paşa'ya haber verin. Galiba bu sefer Filinta Mustafa ile Bıçak Ali'yi yakalayacağız. Emredersiniz. Gözünüzü dört açın. Depoya biri yaklaşırsa ateş açacaksınız. Hiç kimsenin sağ kalmasını istemiyorum. Hiç kimsenin. Siz, Çatıya, siz de yerlerinize geçin. Ali bu sefer de gelmezse, gerçekten seni sevmediğini anlayacaksın Süreyya. Mustafa'm, bu yolun tütün deposunun altına çıktığına emin misin kardeşim? Buradan. Sesler geliyor. Hazır olun. Şenlik başladı. Bütün bunlar senin için Süreyya. Evet, misafirlerimiz de geldi. Su var, tuzağa düştü Kateş. Galip, burada kılıç çiviye girmeye çalışan olursa gözünün yaşına bakma gebert. Başüstüne amirim. Hadi gidelim.
Akbar geldi, Akbar! Yaklaşmayın, vururum. Kalk. Kalk. Buradayım Süreyya. Hadi sakin. Bırak kadını, cebertirim Akbar. Sizleri burada görmek ne güzel. Yaklaşmayın, öldürürüm. Ali sakın ateş edeyim deme. Akbar! Mustafa gebert! Gebert! Süreyya! Süreyya! Mustafa! Mustafa! İçeriden sesler geliyor. Mustafa! Mustafa! Kızı al. Ali! 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 Acaba hangisi ya da hangileri ölmüştür? Belki de hepsi ölmüştür Yüce Efendi. İyimser insanları severim Nadire. Bak gördün mü, yine gelmedi Süreyya'm.
Büyük aşkın asla gelmeyecek. Çünkü seni sevmiyor. Ama bak, ben senin yanındayım. Sana aşığım. Evet de Süreyya, bu batmakta olan zavallı ülkeden giderim. Evet de, evet de seninle gelirim de. Seni tekrar sevmem için bana küçücük bir umut ver. Ne çocuğun, ne de sen. Ali'nin umurunda bile değilsiniz. Unut onu. Öldü o. Bileğindeki incitme çok ciddi değil. Yakında iyileşir. Anladım. Ya kulak? Büyük ihtimalle geçici bir şey. Ancak kesin bir şey söylemek zor. Allah şifa versin. Ne yaptınız Mustafa? Süreyya Hanım'ı bulabildiniz mi? Maalesef sultanım. Ali'ye camide verilen mektup sandığımız gibi tuzak çıktı. Ama ben Süreyya'nın hayatta olduğunu düşünüyorum. Öyleyse onu kurtarmak için her şeyi yapmalıyız. Haklısınız sultanım. Peki ya Ali? Hastanede. Durumu iyi şükür. Allah şükürler olsun. Bu arada Redif Paşa ile Rüştü Paşa'ya ufak bir ders vermişsin. Öyle oldu. Paşa! Bu nasıl iş böyle? Mustafa denilen adam hepimizle oynuyor. İhbar geldi, Mustafa'yı yakalamaya gidiyoruz diyorsunuz. Çatıştığınız adamlar kardeşlik teşkilatının katilleri çıkıyor. Bu iş böyle olmaz paşa. Bundan sonra onlar gibi hareket edeceğiz. Gel. Artık kendi istihbarat örgütümüzü kuruyoruz paşa. Tanıştırayım. Nicat Muhtar. Hiç çağırmayacaksın sanmıştım paşa. Nicat Muhtar, 10 kuşaktır bu devlete hizmet ediyorsunuz. Bugün hizmetlerin en büyüğü. Meşrutiyetin önündeki engelleri temizlemek. Siz benden yana rahat olun paşa. Meşrutiyetin ve iktidarda müktedir olmamızın önündeki en büyük engel Mustafa ve adamların Nicat. Onların işini bitir. O iş öyle bir bitecek ki paşam. Alemlere ibretlik olacak. Âlâ. Süreyya Hanım'ı kaçıranların kardeşlik teşkilatıyla alakası olduğunu düşünüyorum. Kim bu şahıs? Gerçek adını bilmiyoruz ama namı Edmund Sultan diye biri. Bu geçen sene Sen Nehri'ne düşüp boğulan zengin adam değil mi? Doğru. Ama cesedi bulunamamış. Efendi Akbar ve Cemil,
Gelmediğine göre toplantıyı açıyorum. Açmış olduğunuz bu toplantıya eğer müsaadeniz olursa biz de iştirak edebilir miyiz efendi Miloş? Ölmüş olmamı diliyordun değil mi Miloş? O nasıl söz efendi Akbar? Dün geceki baskın. Sen ispiyonladın Miloş. İspiyonlamak mı? Beni çok ağır bir suçla itham ediyorsunuz. Eğer ispatlayamazsanız sizi müfteri ilan edeceğim efendi Akbar. Değerli azalar, malumunuz Yüce Meclisimizin başkanı tarafından müfettiş olarak buraya tayin edildim. Müfettişler neden gelir, yetkileri nelerdir, bunları sizler gayet iyi biliyorsunuz. Buraya geliş sebebim son zamanlarda sıkça yaşanan başarısızlıklardır. Dün sadece değerli azaların bildiği tütün deposuna Mustafa ve Ali baskın yaptılar. Edmund ölmedi. İstanbul'da ve Miloş'la aralarında bir husumet var, öyle mi? Husumetin de ötesine geçtiklerini düşünüyorum. Kendi aralarında çatışıyorlar. Nereden vardın bu kanaate? Bulunduğumuz yeri Ali'ye sen söyledin Miloş. Hayal kuruyorsun Akbar. Hayal kurmuyorum. Biliyorum. Zira Mustafa'nın evini gözetlemesi için gönderdiğimiz adam gecenin köründe Ali'nin koşarak Mustafa'nın evine geldiğini ve bir süre sonra da çıktığını söyledi. İki saat sonra da Mustafa ve adamları bulunduğumuz depoyu bastı. Değerli azalar, malumunuz bir müfettiş olarak lüzumu halinde teftiş ettiğim bölgeyi kontrol altına alabilme yetkim var. Ama ben bunu yapmayacağım. Bunun yerine Miloş'u vazifesinden alarak yerine efendi Cemil'i geçirmeyi sunuyorum sizlere. Tabii o çok kıymetli oylarınızla. Her şey hürriyet içinde olsun. Efendiler, efendiler. Oylama açık yapılacak. Kapalı oylama açık sayın. Hayır. Oylama açık yapılacak. Herkes mesuliyet almalı. Şimdi paraları masaya koyun. Efendi Cemil'e oy vermek isteyenler paraları öne sürsünler. Tek bir oy kaldı. O da efendi Cemil.
Efendi Cemil, Osmanlı Teşkilatı'nın yeni yüce efendisi oldunuz. Sizi tebrik ederim, tebrik ederim, tebrik ederim. Öyleyse Süreyya Hanım'ı kurtarmak ve kardeşlik teşkilatına öldürücü darbeyi vurmak için Edmund Sultan'ı yakalamamız şart. Haklısınız. Peki Farah'ın akıbetiyle ilgili bir haber var mı? Onu bulacağım. Ve eğer gerçekten o piroysa gereken cezayı ellerimle vermeye hazırım. Hakikat bir ortaya çıksın da akıbetiyle ilgili karar veririz Mustafa. Mustafa. Neredesin? Gelmeyeceksin değil mi? Onlara inandın, gelmeyeceksin. Benim muhbir olduğumu düşünüyorsun. Buradan çıkmam lazım. Leyla'nın muhbir olduğunu ispat etmem lazım. Buradan çıkmam lazım. Paşa, sen neden hala buradasın? Ben ne yapayım? Beğendin mi sen? Çok. Teşekkür ederim. Bir şey soracağım sana. Filin tamı ben. Cemil, nankör Cemil. Ona güvenmekle büyük hata ettim. İhanet etti. Bu Akbar'ı kendi hamlesinde boğacağım. Bunun ne yapacağını tahmin ediyorum. Hemen Leyla'ya ulaşmalıyız. Kalk.
Mustafa. Filinta Mustafa. Feriha Hanım. Kızım nerede Mustafa? Bilmiyorum. Farah dünden beri ortada yok. Kardeşlik teşkilatının muhbiri olduğunu söylüyorlar. İnanmıyorsun değil mi? Feriha Hanım. Ben artık kime, neye inanacağım bilmiyorum. Bana inan. Benim kızım köstebek falan değil. Tek suçu var, o da sana aşık olmak. Eğer sen de onu birazcık sevdiysen, kızımı bul. Hakikati öğren. Hakikatleri ortaya çıkaracağım. Hoşumuza gitse de gitmese de. Merak etmeyin. Çok ani hareket etmeyin. Birkaç gün ağrıyacaktır. Ağrınız artarsa tekrar gelirsiniz. Ey Dilberi Rana. Canım efendim. Ey tesadüfü müstesna. O mahrem cemalinizi görünce size lahsa-i kalpten vurdum. Kalbim her nefeste sizin aşkınızla atarken... Deste istivacınıza tarih. Ömrümü sizinle aynı yastığa baş koyarak geçirmekten başka arzum yoktur. Süreyya. Efendim? Bekram. Ne var oğlum? Buyurun. Kimsiniz? Tabii be Leyla Hanım'ın evi burası mı? Ha, burası. Acil bir hastamız var da. Müsaitse gelebilir mi acaba? Ne aciliyeti? Ne kadar acil? Beyefendi, lütfen. Durum çok acil. Burada bekle. Buyurun Bekir Efendi. Melek Kanatlı, Leyla yenge müsaitse bir seslenebilir misiniz? Leyla. Geldim Dadıcığım. Bekir Efendi. Leyla yenge, dışarıda bir fayton var. Acil hastaları varmış. Leyla yenge müsaitse bir bakabilir mi dediler. Kimmiş? Vallahi söylemediler. Hastanız mı var? Hastamız ağır durumda tabibe hanım. Çantamı alıp geleyim ben. Peki gidelim. Leyla yenge, ben de sizinle geleyim. Gerek yok Bekir Efendi. Leyla yenge, hayatta olmaz. Sizi yalnız bırakamam. Bekir Efendi. Endişeye mahal yok. Ben beyefendi çok eskiden tanırım.
Miloş artık tarih oldu. Cemil, yakın bir zamanda tamamen ortadan kalkacak. İzin verirseniz onunla ilgilenebilirim. Ama ondan önce evlat acısı yaşaması lazım. Bunu da benim için yapar mısın Cemil? Elbette yaparım Efendi Akbar. Ama buna gerek kalmayacak. Bunu Osmanlı'nın yeni kılıcı yapacak. Tam da söylediğiniz gibi Efendi Akbar. Zira Rüştü Paşa beni gizli teşkilatının başına geçirdi. Her şey küçük bir tohumla başlar Cemil. O küçücük tohumu toprağa atarsın. Tıpkı yıllar önce Nijat'ı toprağa attığımız gibi. Toprağa atılan o tohum yıllarca bekler, 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 bekler ve tam ihtiyacımız olduğu anda bir anda açılıverir. Artık her şeyle senindir. Yaprakları, dalları senin eserindir. Nijat gibi, o bizim tohumumuz Cemil. Yıllarca onun sabırla büyümesini bekledik. Artık büyüdü. Osmanlı'daki kılıcımız o. O kılıcı istediğimiz yöne döndürebiliriz. Padişaha ya da şimdi bu görevi ona veren Rüştü Paşa'ya, darbecilere ya da Miloş'a, Mustafa'ya ya da Leyla'ya. Ona kararı biz veririz. Buraya kadar gelmeniz çok tehlikeli efendim Miloş. Daha tehlikeli şeylerle uğraşıyoruz Leyla. Ne oldu? Akbar Heyam, Yüce Meclis'in kontrolünü ele geçirdi. Ne? Ejder. Yarın sana saldıracaklar Leyla. Kim? Akbar. Sebep? Sebep mi? Evet, Akbar Eyyan bana neden saldıracak? Sana verilen emre rağmen Mustafa'yı öldürmedi. Mithat Paşa'ya Şehzade Abdülhamit'in hayatta olduğunu ve anlaşmaya hazır olduğunu söyledin. Onun tahta çıkmasına vesile oldun. Bir de neden diye soruyorsun Leyla. Leyla, yaşamak istiyor musun? Evet. O zaman şimdi sana söyleyeceklerimi harfiyen yerine getir. Emredersiniz. Sakin ol Leyla. Gerisini ben hallederim. Nasıl isterseniz efendim Loş. Senden ve adamlarından öldürmeni isteyeceğim ilk kişi Mustafa'nın karısı, Miloş'un kızı Leyla olacak. Bağış tutun Efendi Akbar. Ama ben sana ne zaman olduğunu söyleyeceğim. Acele etme. Evet Mustafa.
Leyla'nın bize anlatacakları var. Anlat Leyla. Neyi Farah? Mesela Kenan Miloş'u. Farah kaç kere söyledim, beni amcam Şemsettin Ulvi yetiştirdi. Amcam dediğin Şemsettin Ulvi, babam dediğin Mısırlı Ekrem Paşa'dan 3 yıl önce ölmüş Leyla, anlat. Farah! Minik silah at. Atmıyorum. Bana başka çare bırakmadı, o konuşana kadar bırakmıyorum. Sen de bana başka çare bırakmıyorsun. Elindeki silah at. Ölümden korktuğumu mu düşünüyorsun hala? Çeksene tetiği. Çek tetiği, öldür beni. Hadi. Bitsin. Eğer masumsan, hakikatler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Sana asla silah doğrultamazdım. Ne olursa olsun. Mustafa gitmesine izin mi vereceksin? Mustafa! Okyanus gözlüm. Tamam, ben bu çiçekleri gelirken mezarlıktan yolmuş olabilirim. Ama ben fakir bir zabit eskisiyim Süreyya. Bu çiçeklerle kalbimden başka sana vereceğim hiçbir şeyim yok ki. Tersane konferansına çok az bir zaman var Mustafa.
Ancak bu konferansa engel olmak isteyen mihraklar var. Bu mihraklar bizle Rusları bir savaşa sürükleyebilir. Barış konferansına tüm devletler evet dedi. Bu yüce meclis melunları milli devletlere rağmen hala cihanı yönetme telaşındalar. Bozarız oyunlarını. Bu teşkilatın yeni başkanı olarak ilk hedefimiz tüm gücümüzle Osmanlı ve Rus savaşını çıkarmak için çaba göstermek olacak. Malumunuz, tersane konferansının başlamasına çok az bir süre kaldı. Bu konferansın gerçekleşmesine mani olmak zorundayız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu size Efendi Akbar anlatacak. Bu konferansı engellemek için düşmanlarımız iki şey yapabilir Mustafa. Bir, İstanbul'da yaşayan çok önemli bir Rus şahsiyete suikast düzenleyip bizim üstümüze yıkmak. Haklısınız. Bu durumda hedefteki isim Rus seferi oluyor. Doğru. Rus seferi bir suikast düzenler. Ve Osmanlı istihbaratına ve dahi Finita Mustafa ve adamlarına bu suçu atarsak, Rus çarı konferans salonundaki toplantı masasına oturmadan savaş çıkaracaktır. Rus topraklarında birkaç tane bombanın patlaması konferansı zaten engelleyecektir. İkincisi, Rus topraklarında stratejik olarak önemli ve moral değeri yüksek yerlere bomba koymak. Kremlin Meydanı ve dahi Petersburg'daki yeniden diriliş kilisesi gibi. Bu durumda Ruslar bize derhal yine savaş açacaklardır. Ne tuhaf değil mi pirim? Harici düşmanlarımızın maksatlarını vatanseverliğinden şüphe edemeyeceğimiz bir sürü insan alet oluyor. Hırs ve kibir insanı yalnızca zalim değil, aynı zamanda ahmak da yapar sultanım. Eğer barış konferansını engellemek ve savaş çıkartmak istiyorlarsa yapacakları belli. Rusya'da bombalar patlayacak, İstanbul'da Rus sefiri ölecek. Savaşı fırsat bekleyen Ruslar buna çıldıracak. İyi fikir. Lakin Rus sefir zaten bizim adamımız. Savaşta zayiat olabilir Yüce Efendi. Yüce Meclis azalarından birini öldürmek suçtur Efendi Akbar. Evet, onu biz öldüreceğiz. Ama suçu Osmanlı istihbaratına atacağız. Sakin ol, sakin ol. Biz Rus elçiyi koruruz sultanım. Korumak yeterli olmayabilir Mustafa. Rus elçiyi koruruz, lakin Moskova'da patlayacak bombalara engel olmamız zor. Ben başka bir yol daha deneyeceğim. Rus çarına şahsen telgraf çektireceğim. Bizi ve sizi birbirimize düşürmek için Moskova ve dahi Petersburg'da kötü şeyler olabilir. Bizden bilmeyin diyeceğim. Ayrıca Avrupa ülkelerine tersane konferansını istediğimizi ve barıştan yana olduğumuzu söyleyeceğim. Avrupa matbuatına da bu şekilde beyanat vereceğim. Siz en iyisini bilirsiniz sultan. Bundan sonra gazete başlıklarını ben ya da Efendi Akbar belirleyecek Server. Siz nasıl uygun görüyorsanız Efendi Cemil. Güzel. Şimdi gazete başlıklarına gelelim. Konferansı engellememiz ve Osmanlı-Rus savaşını çıkarmamız gerek Server.
Olmayacak duaya amin. Barış konferansı sonuç vermez. Olmamış, olmamış. Hafif olmuş. Şöyle bir şey yapalım. Ruslara teslimiyetin adı Tersane Konferansı. Her iki gazetede mi? Diğerine de Moskova'la barış günahtır. Ben Farah'ın muhbir olduğuna inanmıyorum. Bu durumda dadı mı muhbir? Hayır. Hadi canım. Leyla'nın falan olamaz. Saçmalama. Ahmet bak dinle bir anlatayım. Anlatma Nihan bana bir şey. Leyla yenge falan olamaz. Hayır. Galip gelmedi mi? Geldi amirim. Çerkes takımına haber vermeye gitti. Galip'i al, yanına birkaç adam daha al. Rus seferini koruyun. Nasıl yani? Soru sorma. Umbil'in başına bir şey gelmeyecek Ahmet. Baş üstüne amirim. Mustafa abi seninle bir şey konuşabilir miyiz? Tabii. Sonra da konuşabiliriz abi. Çok mühim bir şey değil zaten. Neden geldin? Geçmiş olsun. Ziyarete geldim. Ne istiyorsun? Aslında ölmeni istiyorum. Ben ölürsem yalanlarımın ortaya çıkmayacağını mı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Herkes er ya da geç senin kim olduğunu öğrenecek. Hayal görüyorsun. Farah sen beyni yıkanmış bir katilsin. Akıllı oynayan bir muhbir olmaktan iyidir. Belki de seni öldürmeliydim dün. Farah sen bana bir şey yaparsan Mustafa seni öldürür. Çünkü... Ben hamileyim. Bizim çok tatlı bir bebeğimiz olacak Farah. O yüzden artık kocamdan uzak dur. Ben muhbir değilim. Muhbir kim bilmiyorum ama ben muhbir değilim. Ben sadece Mustafa'yı çok seviyorum. Ve onun bebeğini taşıyorum. Artık kocamdan uzak dur.
şurayı al. Mustafa Gıyasettin. Geleceğim oğlum. Geleceğim babacığım. Yüce Meclisi ele geçirdikleri için benden daha güçlü olduklarını düşünüyorlar. Ama yanılıyorlar. Ben hayatımı bu topraklarda geçirdim. Osmanlı'yı benden daha iyi bilen kimse yoktur. Hele Amerika'dan gelen bir züppe beni bu topraklarda yenebileceğini zannediyorsa çok yanılıyor. Haklısınız efendim Loş. Gel. Farah. Sen haklıydın efendim Loş. Benim yerim senin yanın. Evine geri dönmene çok sevindim Farah. Ama hapishaneden nasıl çıktın? Onu çok merak ediyorum. Zürriyetine düşkün budala bir gardiyan sayesinde. Sana olan aşkımdan seni öldüremeyeceğimi düşündüğünü biliyorum Süreyya. Ama gerekirse yaparım. Belki de yapmalıyım. Bu tatsız oyun çok uzadı Süreyya. Rus sefirin korunması ne durumda Mustafa? Dün Ahmet ve bir grup Çerkez onu koruma sağladılar. Bu sabahtan itibaren de devam ediyorlar. Ben dün Rus çarına telgraf çektim. Barışı baltalamak isteyenler size ve elçinize saldırabilirler ve bunu bizim üstümüze yıkabilirler dedim. Biz elçinizi koruma altına aldık. Lakin başına bir iş gelirse mesuliyet kabul etmiyoruz dedim.
Şimdi ikinci hamlemi yapacağım. Siz işi sıkı tutun Mustafa. Baş üstüne sultanım. Hazırlıklar nasıl gidiyor Anton? Gelecek olan heyetin kalacağı oteli zar zor ayarladık efendim. Zar zor. Konferans nedeniyle gelecek olan tüm heyetler, bunların katipleri, hizmetleri ve Avrupa'dan gelecek gazetecilerden dolayı tüm oteller dolmuş durumda. Dikkat Anton. Azami dikkat. Çarımız hariciyeden en güvendiği müzakere uzmanını tam yetkili olarak gönderiyor. Kalacakları odaları tek tek teftiş ettim efendim. Hı. Azaların konforları gayet iyi olacak. Gel. Ne var? Sana kaç kere bizi rahatsız etme dedim. Acil bir ulak geldi. Sultan Abdülhamit sizi sarayda bekliyormuş. Plan değişti Cemil. Onlar var güçleriyle Rus seferi korurken biz İngiliz elçiyi vuracağız. Bizzat kraliçe tersane konferansını iptal etmek zorunda kalacak. Tahmininiz doğru çıktı amir. Sultanımız sayesinde. Nasıl? Sultanımız deyasıyla İngilizlerle alay etti. İngilizleri Ruslara boğazları açmakla tehdit etti. İngilizler de konferansta yanımızda olmak zorunda kaldılar. Anladım. Yüce Meclis de İngiliz desteğini kesip savaş çıkarmak için
Rus yerine İngiliz sefirine saldırdı. Ama bu Rus elçiye ya da Moskova'ya saldırmayacaklar anlamına gelmiyor. Abdülhamit'in telgrafı doğru çıktı. Tüm narodnikleri hemen tutuklatmalıyım. Ali Bey? Ali Bey, iyi misiniz? İyiyim. Ben bu herifi nasıl bulacağım? Bilmiyorum Ali Bey. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun lan? Nasıl? Bilmiyorum Ali. Bilmiyorum. Bildiklerin de hiçbir şeye yetmiyor zaten. Bildiklerini anlat. Anlat. Tamam Ali. Tamam. 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 Delireceğim Ethem Efendi. Bu adamı bulamıyorum. Anlat. Tamam Ali. Anlat. 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 Sefir efendiler, sizi buraya böyle apar topar çağırmamın fevkalade mühim bir sebebi var. Hayatlarınız tehlikede. Birileri sizi öldürmek istiyor. Kimler padişahım? Rusya ile aramızda çıkacak olan savaştan menfaati olanlar. Bizi öldürerek ellerine ne geçecek diyorsunuz değil mi? Mesela size bir saat evvel bir suikast düzenlendi. Bana? Evet, size. Ve sizin ruhunuz bile duymadı. Aslında ben size saldıracaklar diye tahmin etmiştim. Lakin hedef şaşırtıp Sir Henry'e saldırdılar. Yaşayacak ömrünüz varmış. Allah yardım etti de adamlarımız sizi kurtardı. Bana kim saldırdı? Demin de belirttiğim gibi, birileri savaş istiyor. Ve bunun için fitne peşindeler. Sefir efendiler, biz savaş taraftarı değiliz. Lakin zannetmeyin ki savaştan çekiniriz. Gerekirse savaşın en dehşetlisini yapar, kanımızın son damlasına kadar topraklarımızı müdafaa ederiz. Kralınıza, çarınıza ve kraliçenize telgraf çektim. Burada bizim toprağımızdasınız. Bizim korumamız altındasınız. Lakin başınıza bir şey gelirse bizden bilmeyin. Önünüze, ardınıza bakar olun. Başlangıçta her şey iyiydi, güzeldi. Süreyya Hanım, dünyanın en zengin adamı Sultan Edmond'la evliydi. Ben de Paris'te
Edmond'a ait olduğunu zannettiğim bir bankada çalışıyordum. Orada karım vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Kızımla beraber yaşamaya başladım. Kendimi işime ve kızıma adamıştım. İşimde başarılıydım. Edmond beni çok severdi. Bir gün Monsieur Edmond beni odasına çağırdı. Evet atam. Bu işi bir Türk olarak yalnızca sen yaparsın. Monsieur Edmond, takdiriniz bana onur verdi. Ancak kızım burada. Hem talebe, üstelik daha çok küçük. Kızım burada, onu yalnız bırakıp Süreyya Hanım'la beraber İstanbul'a gidemem diyorsun. Haklısın. Ama ısrar ediyorum. Zira kırımı senden başka kimseye emanet edemem. Bak Ethem. Senle bir takas yapalım. Sen bana kızını, ben de sana karımı emanet edeceğim. Ben de memleketi, Karamürsel'deki ailemi özlemiştim. 3 ay sonra dönecektim, kabul ettim. Süreyya, Boris Zaharyas'ın öldürdüğü ablasının intikamını almaya gelmedim İstanbul'a. Evet. Edmond bana sıkı sıkıya tembih etmişti. Hem Süreyya Hanım'ı koruyacak, hem de olup biten her şeyi Edmond'a rapor edecektim. Ancak biz İstanbul'a geldiğimizde Edmond'un ölmüş olduğunu öğrendik. Nasıl? Bilmiyoruz. Hiç kimse de hiçbir şey bilmiyor zaten. Bir kaza sonucu sen nehrine düşmüş. Fakat cesedi hala bulunamadı. Ölmedi tabii şerefsiz. Ethem Efendi. Ben bu Edmond'u İstanbul'da nasıl bulacağım? Bildiğim Galata'da İshak adında bir arkadaşının oğlu. İshak. Fransa'dayken bir laf arasında adını duymuştum. Ha. Bir de kumarı çok sevdiğini biliyorum. Akbarayım'ı yakalamak için elimizde 2 ipucu var. Birincisi İshak Efendi adında bir adam. Diğeri ise kumar düşkünlüğü. Bu zaafı onu bu gece yakalamamızı sağlayacak. Vakit geldi Nijat. Bu gece Leyla'yı öldüreceksin. Bu gece Leyla ölecek Efendi Akbar. Akbar'ı neden hala öldürmüyoruz efendim Miloş? O işi biz değil, Mustafa ve Ali yapacaklar. Ancak Akbar'ı yakalamaları için biraz yardım etmeliyiz. Bir mektupla yerini direkt bildirelim mi? Hayır. Sokağın fısıltısından öğrensinler. Bu gece Akbar'ı yakalamak için 4 koldan saldıracağız. Birinci ekip Bekri'lerin ekibi. Bunlar sokakta istihbarat toplayacaklar. Akbar, Eyyem adında bir şahsiyet arıyoruz. Diğer adı Edmund Sultan. Bunu ne edip, yapıp buluyorsunuz? Var mı merakı Bekri? Olmaz mı? Fena bir müftezel, kumar. Merak etme Bekri, buluruz. Eyvallah. İğne deliğine kadar araştırın. Aslan parçaları. Hadi bakalım şimdi. Uğurlar ola. İşimiz Bekri'ye mi kaldı be Mustafa'm? Nasıl bulacaklar peki? Kenan Miloş nasıl birkaç gün önce mektup yolladıysa bu sefer de irtibata geçmek için bir yol bulacaktır. Nasıl? Sokaklara yayılan bir haberle tabii ki.
Bu gece birileri Akbarayım'ın saklandığı yerleri öğrenmeye çalışacak. Bu adamlara yardımcı olun. Saklanması muhtemel yerleri kulaklarına fısıldayın. Anlaşıldı mı? Ahmet, Galip. Oldukça şık giyinin. Bütün kumarhanelere dolaşın. Bankerler kulübüne gidebilir. Orada kumar da var. Orası Ali ile bende. Peki ben ne yapıyorum Mustafa? Otellere dolaşacağım efendi. Arkadaşlar. Bu adam bizden kaçmıyor. Hatta amacı kendini yakalatmak bile olabilir. O yüzden onu gördüğünüzde asla yakalamaya çalışmayın. Takip edin. Nerede olduğunu öğrenin yeter. Kimse de ölmesin. Arnavut, bir ölürsen seni gebertirim oğlum. Tamam mı? Mustafa, ben de ölmeyeyim. Bir de hakkınızı helal edin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yarın sana saldıracaklar Leyla. Hayırdır? Nerede o? Kim? İçeride kimse yok amirim.
Yarın sana saldıracaklar Leyla. Yaşamak istiyor musun Leyla? Yaşamak istiyor musun? Evet. O zaman şimdi sana söyleyeceklerimi harfiyen yerine getir. Nerede o? Evi bastılar. Basacaklarını biliyorduk. Lakin Akbar'ın adamları değildi. Kimlerdi? Bilmiyorum. İçlerinden hiçbirini tanımıyorum. Akbar kendi adamlarını getirdi demek. İçeride kimse yok amirim. Bir dakika. İçlerinden biri reislerine amirim dedi. Osmanlı gizli servisi. Nasıl da aklıma gelmedi. Akbar, Osmanlı gizli servisine sızdı demek. Ne yapacağız? Mustafa'nın Akbar'ı öldürmesini bekleyeceğiz Leyla. Kimsiniz? Nasıl girdiniz içeri? Sakin. Ne yapıyorsun sen? Nerede o? Nerede? Kim? Kimi arıyorsunuz? Akbar. Akbar nerede? Ben öyle birini tanımıyorum. Birlikte çalışıyormuşsunuz. Bugün buraya gelecek diye duyduk. Mustafa, burada bir sürü değerli şey var kardeşim. Dur, ne yapıyorsun? Yapma. Yok, aman yapma. Yapma ne olur. Lütfen yapma. Çok dikkat et ne olur. Yalvarırım, lütfen. Bak o 500 yıllık bir vazo. O zaman cevap ver. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Tamam. Tamam, konuşacağım. Ama az önce buradaydı ama gitti. Nereye? Tamam, sen bilirsin. Dur. Koraz! Orient Kulübe gitti. Orient Kulübe. Yapmayın. Lütfen. Yapma. Yapmayın. Ne yaptınız? Ne istediyseniz söyledim size. Yapmayın.
de şans benden yana işte. Ali. Orada. Bir tane daha alalım. Hadi. Zozon için geleceklerdir. Kalabalık olun. İcaplarına bakın ve Zozon'u getirin. Mustafa amirim Zozon'u hastaneden çıkarın dedi. Pekala, şu köşedeki oda olma. Ne oluyor lan, kimsiniz siz? Davranmayın, yakarım. Hayırdır oğlum, çıra mı yakıyorsun? Ne oluyor lan? Burası yeterli. Çök! Çök!
Son duanızı edin. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Bekir abi. Vatan sağ olsun. Millet var olsun. Bıçak Ali. Yolun sonuna geldik ha. Süreyya'mı benden çalmanın bedelini ödeme vaktin geldi. Biliyor musun? Ben onu çok sevmiştim. O benim hayattaki tek aşkımdı. Sen ne yaptın? Onu benden çaldın. Benden kaçırdın. Ama şimdi ölürsen Süreyya beni tekrar sevecek.